Burada Yılmaz da Orcan'ı bağırıyordun ama Betül anlattı beraber otururken gene gelip sizin evinizde oturabiliyor. Betül şeyde mi 4,5 evde mi? Betül sen dedin de hiç şaşırmadın yalnız Erin Betül ve Mehmet Ali arasındaki mesajlarını anlatmasına. Mesajlar mı? Hı. Biliyorum ben o mesajı. Niye şaşırmayayım abla, bak benim. Ya ben kocana hani soruyorum. Ona bakmış ya, benim telefonumu götürsele. Ha. Hı. Benim telefonumu götürseler verirdim zaten. Ben bunu saklamıyorum. Keşke isteselerdi. Bu kadar saate bırakmasalardı. Kim onu jandarmaya da dedi? Bu bir. İkincisi benim telefonum jandarma götür falan etmedi zaten. Jandarmanın kimi? Jandarmayı bak benim jandarma ya kardeşim. Jandarma, şu ağzınızdan bir dakika. Şu jandarmayı bir unutun ya. Jandarmayla jandarma da işinizi halledin. Burası jandarma programı değil. Ya. Jandarmayı bıraksan. Jandarmayla alakası yok. Çocuk diyor ki ben gördüm. Ben o sırada orada er olarak görev yapıyordum. Aralarındaki mesajlarda akrabaca değildi diyor. Dün de Büşra dedi ki ben de bunu bir cinayet nedeni olarak görüyorum. Mehmet Ali ile mesajlaşıyor muydun? Ya da Mehmet Ali adında birini yazıp başka biridir o. Mehmet Ali yazarsın. Zaten bu amcaoğlu meselesi ülkede pek bir meşhur yani. Herkes birbirinin amcaoğlu. Onu da anlamıyorum ya. Niye dayıoğlu değil de amcaoğlu diyorlar acaba? Hep amca ol. Daha mı kolay? Telefonumda ne bir yabancı erkeğin numarasını bulabilirsiniz. Hı-hı. Tamam mı? O da benim halamın oğlu. Benden yaşça da küçük. Hı-hı. Ben onunla mesajlaşırım. Bunu çıkarsınlar yani. O zaman ben engellemedim tamam, ki. Tamam zaten eşim de biliyormuş o mesajları. Neydi o mesajları? Ben ne diyeyim? Biliyor, gördü. Ben saklamadım ki. Cuma mesajları. Mesela cuma mesajlar yollardı. O gün cuma mesajı yollardı. Bir şey yollardı. Ben bir gün önce. Bir gün önce biz parka gittik, tamam mı? Ben Büşra'ya annemi ve çocukları çektim. Durum yaptım. Kendim hatta durumun üstüne kart çizdim. Arkada eşim çıkmış. O da gülerek şey yazmış. O garip kiminle konuşur yazmış. Eşim telefonla konuşurken çıkmış. Ben de bilmem diye yazdım. Zannedersem öyle yazdım. Gezer mi yazdım. Orayı hatırlamıyorum. Tamam mesajımız da buydu. O günkü mesaj yani. Bir gün öncesiydi. Gece 3'teki mesajıydı. Bilmiyorum ben gece 3'te mesaj. Ben diyorum ki madem bu mesajlar muhatap. Gelsin bana göstersin ne diyorum. Anlamıyorsunuz. Bak bana söylenen gece bir mesajlaşma olmuş. Ama içeriğinin o minvalde olmadığını bana söylediler. Ama garip buldular. Şimdi neyin oluyordu senin Mehmet Ali? Halasının oğlu. Benim halam yok. Benim halam yok. Teyzemin kızları var. Dayımın kızları var. Yani kuzenlerim var. Ben onlarla gece 3'te mesajlaşmam. Sen bir de evlisin. Sen değilsen abi de... Sen kimseyle irtibatta değildin ki zaten. Bak sen onu sormuyorum. Bu mesajlaşma gece neden üçte, neden gece 3'te? Gece neden 3'te mesajlaşılıyor? Yani bak ben bu mesajı gece 3'te mesajlaştım daha iyi. Hiç hatırlamıyorum. Eğer akşam attığımda, gece çocuğa kalktığımda açtım o zaman geldiyse ona da bir iddia edemem. Çünkü ben gece 3'te mesajlaştığımı hatırlamıyorum o çocukla. Bir dakika ama böyle bir şey de hatırlamıyorum olmaz. Ben mesela gece 3'te Şevki hocama hiç mesaj atmadım. Evet. Hatırlıyorum çünkü atmadım. Rami Bey'e hiç mesaj atmadım. Unutulur bir şey değil mi? Sevcan sana da atmamışımdır gece 3'te. Ama mesela bizim montajdaki arkadaşımız Mesut'a atmışımdır. Emre'ye atmışımdır. Onlarla montaj şey yapıyorum. Çünkü hiç çalışıyorlar onlar. Kadriye'ye de atmam. Abi. Haber merkezine de. Bak bilirim. Gece 3'te ben kime mesaj attığımı bilirim. Herkes bilir. Atmışımdır hatırlamıyorum diye bir şey olmaz. Çünkü normal değil. Yani normalin üstünde bir olay. Çok önemli bir şey olacak ki gecenin içinde mesaj. Evet, bir şey olursa anca atarız ya. Sabahı o yüzden sen attın mı atmadın mı mesaj bilirsin yani. Çok geç acayip bir şey. O gün evet acayip bir şey. Sabahı bekleyemeyeceğim. Çünkü sizin hayvanlarınız var. Siz bir de hayvan bakıyorsunuz. O yüzden erken kalkmak zorundasınız. Köyde yaşam erken başlar. Normalde 6'da 6.30'da başlayacak bir yaşam için gece saat 3'te halanın oğluna mesaj atmak evet bence garip. Garip olmayan vardır ona da saygı derim ama ben garipserim bilmem. Ya bu kime sorarsanız sorun. Valla sen garipsersin ben bilmem. Ben gece 3'te mesajlaştım ha hatırlamıyorum.
Eğer hatırlamıyorum diye bir şey yok. Atmamışsındır o zaman. Zaten gece o zaman geceleri... Benim eşim atamaz. Bak çok açık söyleyeyim. Mesela benim eşim... Benim eşim gece saat 3'te halasının kızına mesaj atamaz. Atamaz. Ancak ölüm olur. Hastası olur, ölüm olur. Ve o zaman ben de ayakta olurum canım. Orası ayrı. Sen biliyor musun gece 3'te mesaj attığını? Sen gece 3'te mesaj attın biliyor musun karını? Sen halanın kızına mesaj atar mısın gece 3'te Uğur? Ya benim eşim atarsa bu benim için boşanma sebebidir. Çok açık bir şey söyleyeyim yani. Hani takip altına al, takipte bakardım yani. Kimden ne yapıyor? Peki sen bunu ilk defa burada mı öğrendin? Gece 3'te evet. Gece 3'teki mesajlaşmayı burada mı öğrendin? Evet burada öğrendim. Hayır, geçen 3 sene evvel de biz bunu konuştuk. Evet. Ben biliyorum. 3 sene evvel de biz bu konuyu konuştuk. Mesajlarını biliyorum. Kimin gönderdiğini, kimin ne yaptıklarını biliyorum ama gece 3'te mesaj gelmesini... Açtı sana gösterdi mi? Yok ben kendim alırdım. Hayır. Ama silmiş zaten mesajlarını jandarmaya vermeden önce. Gördün mü sen mesajlaşmaları? O mesajlaşmayı silme. Onu görmedim ben. Ya bak o gün bana Cemil abi dedi ki, Cemil Aksoy bana dedi ki benim bir gün önce mesajlaştığım mesela Mehmet Ali'de duruyormuş. Bakmışlar. E tamam. Ben de inkar etmedim zaten bunu. İnkar edecek bir şey yok ki. Zaten seninkine bakılınca hepsi silinmiş. Etraftakileri toplayınca jandarma bunu böyle ortaya çıkarmış. Söyledim. Basa basa söyledim üstüne. Niye siliyorsun? Ben o zaman da söyledim, saklamadım ki. Kızım sen normal köyde yaşayan 3 çocuk annesi bir ev kadınısın. Nereden bu mesajlar, silmeler, jandarma tamam. Geliyor bilme. Yani bana gerçekten garip geliyor ya. Eğer ne bileyim ya yani. Ya bak ben niye mesajlarımı durdurmak zorundayım ben onu anlamıyorum. Niye takılın çıkart. Ama hepsini çıkart, silmek de garip değil midir ya kardeşim? Ama telefonum bozuk olduğu için bak. Ama telefonum bozuk olduğu için sildim ya bunu mecbur sana. Ama iyi de 386 tane biriktirebiliyor senin bozuk telefonu. Telefon bozuk olduğu için mesaj ya bu ne kadar bir bozuk mesaj değil, bak, şu. Ya ben anlamadım. Müdahale. Peki bir röportajım daha var onu da izleyeyim. O kimdi? Evet. Bu da bir görgü tanı. Bakın kararınızı verin. Bakın şöyle bir şey var. Bu meselenin fitilini ateşleyen dünkü Büşra'nın açıklamasıdır. Büşra iki kişiden şüpheleniyorum dedi dün. Bir tanesi dedi Yılmaz. Yılmaz kim? Betül'ün erkek kardeşi. Diğeri de Mehmet Ali'den şüpheleniyorum. O da kim? Betül'ün halasının oğlu. Aslında bunu dünkü kadar net söylemese de 3 yıl önceki programda da hani Yılmaz abi falan dediğinde biz yine yani o duymuştuk ama dün net bir şekilde söyledi. Yılmaz'dan niye şüpheleniyorsun dedim. Betül'ün mehir parası vardı. Onunla ilgili annemle babamla kavga için gelmiş olabilir, öldürebilir. Mehmet Ali'nin ne alakası var? Mehmet Ali ile ilgili de gönül ilişkisinden şüpheleniyorum dedi. Ha Mehmet Ali ile gönül ilişkisini saklamak için de yine Yılmaz da devreye girip bu cinayeti işlemiş olabilir. Böyle söyledin dün kızım. Dün Betül de bunun üzerine Mehmet, bağlandı. Betül Mehmet Ali ile arasında bir şey olduğumu düşünüyorum demedim. Ne dedin? Eğer böyle bir günah olduysa eğer onlar kapatmak istemiş olabilir. Böyle bir ihtimal var dedim. Benim peşinden de biri gelmiş işte, olabilir ihtimal dedim. Var diyorsun. Ben Mehmet Ali ile arasında bir şeye şahit oldum demedim ki. İhtimal kimle? İhtimal kiminle ilgili? Kimin kim olduğunu bilmiyorum. Hayır, hangi ihtimalin üzerine Mehmet Ali gelecek eve? Gelmez, aramaz. Hangi ihtimalin üzerine gelecek Mehmet Ali, beni anlamadım. Cinayetten sonra Yılmaz diye aklına çıkıyor. Bununla ilgili bir soru soruluyor. Bu olayla ilgili, mesajlaşma ile ilgili, Betül ile ilgili aklına şey geliyor. Mehmet Ali geliyor. Bunlar bak ben gönül ilişkisi olarak değil, onunla irtibat halindeyim. Şunu söyleyebilirsin. Abimin işini herhangi biriyle bir ilişkisi olup o kişi gelmiş annemi babamı vurmuş olabilir ya da bu bağlantı oldu diyebilirsin. İşte ben ama bunu sen, söylüyorum. Hayır sen bunu söylemiyorsun. Sen kişiyi gösteriyorsun. Adres gösteriyorsun. Mehmet Ali ile ilişkisi olabilir. Diyorsun. Mehmet Ali ile ilişkisi olabilir demedim ben ya. Ha, biz hepimiz kapatmış olabilirler ya, dedim. Kapatmış anlamadım. Olabilirler. Ya, Betül, benim peşinden de biri gelmiş olabilir dedim. Böyle Betül, dün sen de öyle anlamadın mı? Sen Betül açıklama yaparken Betül dedi ki ben izlediğimi anladım kapatmış dedi. Kapatmış olabilirler dedim ya. Ama kişi belli bir kişiden... Evet işte evet yani. Evet aynen öyle dedi. Evet. Ama bence kendisini sorgulasın o. Bu iş benden de çıkmayacak. Emin olabilirsiniz. Ben kendimden de eminim, ailemden de eminim. Ben onunla çok konuşmuş olsam zaten ki çıkar. Konuşmalarım da çıkar.
Vallahi ben bu saatten sonra çıkacak hiçbir şeye şaşırmayacağım zaten Betül'cüm. Görmezsem yok. Ben de artık şaşırmayacağım. O yüzden sana da bir şey söylemiyorum farkındaysan. Artık beni şaşırtmayacak yani çıkacak ortaya bir şey gerçekten. Yani gerçekten diyorum artık 3 senedir düşünmekten yoruldum yani. Neden ama, diye. Ama sen dün Mehmet Ali'yi işaret ettin. Şimdi de biliyorsa, görgü tanığı. Benim öyle bir şeyim olmadı. O. O da Mehmet Ali ile Betül'ü söylüyor yalnız. Görgü tanığı kadın. Ama reklamdan sonra izleteceğim. Çünkü reklama girecekmişiz. Yetişmeyecek şimdi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.